arkadaşlar, önümüz yok. Hadi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri bundan 45 yıl önce ne düşündü, ne planladı, ne yaptı, ne hissetti ve Kıbrıslı kardeşlerimizin acılarını, maruz kaldıkları haksızlıkları kabul etmeyip ve bunlara sessiz kalmayıp nasıl barış harekatını icra ettiyse bugün de aynı duygu ve aynı düşüncelerle tüm gelişmeleri, bütün ayrıntılarıyla yakından takip etmekte ve Kıbrıslı kardeşlerimizin acısını, problemlerini, sorunlarını yakından hissetmekte ve onlarla ilgili yapılması gereken ne varsa ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak konusunda kararlı olduğumuz konusunda kimsenin şüphesi olmasın, kimse yanlış hesap yapmasın. Dün ne düşündüysek özetle bugün de aynı noktadayız ve aynı şekilde olaylara yaklaşmaktayız ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti barış ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta gösterdi. Gerçekten söylemlerimizle, yaptıklarımızla biz her zaman barışı destekledik, istikrarı destekledik. Ülkemiz için, bölgemiz için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte tüm ada için barış ve istikrar için yapılması gerekenleri teklif ettik. Bunlar üzerinde çalıştık. Bu şekilde olaylara baktık. Bu şekilde olaylara yaklaştık. Ve bu konuda üzerimize düşen neyse bunların hepsini yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmalarıyla ilgili olarak ortak bir komite kurulmasını teklif etti ve maalesef bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kabul görmedi. Bu bizim yaptığımız barışa, istikrara katkı anlamında en son örnek. Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarının eşit egemen haklarının korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Ve bu gerçekten somut, mantığı olan bir yaklaşım ve fakat bunun anlatılmasında, anlaşılmasında bazı güçlükler çektiğimizi de burada ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, değerli konuklar, bu Türkiye'nin garantörlüğü önemli. Türkiye'nin garantörlüğünü çeşitli söylemlerle, çeşitli tanımlamalarla bir şekilde hafifletmeye, saptırmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bu beyhude bir gayrettir. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adada bir garantördür. Ve bu garantör hakkını dün olduğu gibi bugün de en etkin şekilde kullanacaktır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği hem de ülkemizin sahip olduğu deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerimiz aksaksız, aralıksız, planlandığı şekilde devam ediyor, devam edecek. Bu bizim hakkımız, uluslararası hukuktan alan hakkımız, milli hakkımız ve dolayısıyla bu konuda çalışmalarımız konusunda herhangi bir şekilde saptırmaya, bu olayın yönünü ve şeklini değiştirmeye kimsenin hakkı yok. Ülkemizin, milletimizin, hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Türklerin hakkıdır. Bunların yerine getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz değerli konuklar. Diğer taraftan Türkiye
Ege ve Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların her zaman olduğu gibi bugün de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesine çalışıyoruz. Bu konuda bize düşen neyse bunları yaptık, yapmaya gayret gösteriyoruz. Elimizden gelen her türlü girişimi, her türlü katkıyı sağlıyoruz. Bu yaptıklarımızın her birinin uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu da, uluslararası hukuktan güç aldığını da herkesin bilmesi lazım. Temennimiz Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka saygılı bir şekilde kaynakların adil paylaşımı yönünde hep birlikte neler kazanabiliriz sorusuna cevap aramanın, bu düşünceyle hareket etmenin gerçekten çok daha mantıklı, çok daha olumlu, çok daha yararlı olacağını herkesin bilmesi lazım. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta sorunların Yunanistan'da yeni kurulan hükümet ile işbirliği ve karşılıklı güven ortamı içinde çözülmesinden yanayız. Bu konuda bugüne kadar birçok girişimde bulunduk. Aynı girişimleri aynı şekilde çalışmak suretiyle, sürdürmek suretiyle bu inançta sorunlara çözüm bulma gayretlerimizle devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum. Gerçekten bütün çabamız, samimi olarak ifade etmek gerekirse, barışçıl yollarla bütün sorunları çözmek ve bunun için gerekli her türlü azim ve gayreti göstermek. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizim yaptığımız, yapmaya çalıştığımız, herkesin görmesi gereken husus budur ve bundan ibarettir. Türkiye'de, Türkiye olarak şunun da altını çizmek istiyorum. Devletimiz, silahlı kuvvetlerimiz bölgede barış, istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede barış, güvenlik ve istikrar için en güçlü teminat olmaya da devam edecektir. Bu konuda bütün çalışmalarımız eksiksiz, aralıksız yapılmaktadır. Tamamen iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, tamamen uluslararası hukuka saygılı bir şekilde yapılan bu çalışmaların da olumlu sonuçlar vermesini en samimi şekilde temenni etmekteyiz. Hem kendisinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman uluslararası hukuk dahilinde garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk, korumaya devam edeceğiz. Yani bu konuda da kararlılığımızı kimsenin test etmemesinde burada belirtmek istiyorum. Bir oldu bittiye hakların herhangi bir şekilde gasp edilmesine asla göz yummayacağımızı da herkes bilsin. Yani gerçekten şu geçtiğimiz 10 yıllarda görülmüştür ki bu konuda Türkiye gerçekten, Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten son derece son derece bilenli, son derece bilinçli. Bunun bir an önce anlaşılması ve herkesin buna göre faaliyetlerini, çalışmalarını, düşüncelerini gözden geçirmesi tüm taraflar için yararlı olacaktır, faydalı olacaktır ve bu konuda herkesin daha objektif olarak bakmasıyla sorunların çözülmesi de aynı şekilde kolaylaşacaktır. Hedefimiz adada barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi. Tarafların hak ve hukukuna saygı göstermek suretiyle bu gerçeğin gerçekleşmesidir. Kıbrıs'ta iki toplumlu, altını çiziyorum, iki kesimli, politik eşitliğe dayalı, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması adaya barış, huzur ve istikrar getireceğinden de biz eminiz. Herkesin de bundan emin olması lazım. Bu konuda herkesin katkısını bekliyoruz. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde onun en büyük destekçisi olmaya, desteklemeye devam edecektir. Burada hiçbir taviz vermemiz söz konusu değil. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse dün olduğu gibi bunları yapmak için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri hazır. Buradaki gelişmeleri yakinen takip etmekte, Kıbrıs'taki gelişmeleri, denizdeki, havadaki gelişmeleri takip etmekte. Bu manada silahlı kuvvetlerimiz karada, denizde, havada verilecek her türlü görevi yapmaya hazır bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ama yine asıl olan, esas olan
Bizim her zaman inandığımız konu barışçıl yollarla, iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara saygılı olacak şekilde faaliyetlerin, çalışmaların yapılmasıdır. Biz bundan yanayız. Teşekkür ediyorum.